ekranlarından herkese merhabalar. Taraftar Hikayeleri programında bu hafta Abdi İpekçi'deyiz. Galatasaray Odeye Bank Eurocup son 16 turunda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Biz de taraftarımızın nabzını sizler için tutmaya başlıyoruz. Galatasaray Odeye Bank Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Yani Galatasaray ilk maçta farklı yenildi. Yani Avrupa'da basketbola o kadar fazla destek vermiyoruz ama taraftar olarak biz gerekli desteği veriyoruz. Yani bu maçı kazanacağıma inanıyoruz. Güzel bir karşılaşma bekliyorum. Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Vallahi taraftar olarak da bayağı çekişme içindeyiz Karşıyaka'yla. Bu da eşleşmemizde epey şans oldu. Bakalım inşallah geçeceğiz yani. Ümidimiz, umudumuz var. Bu maç kesinlikle kazanacağız. Hiçbir kaybetme şeyimiz yok. Öyle bir düşünce aklımızda yok. Kazanmak için geldik. Takımımızın her zaman yanındayız. Yani deplasmanda bile 3 sayı kadar az bir fark yediğimiz için bu akşam çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani en az 4 sayı farkla kazanacağız. Çünkü bu işin uzatmaya gitme gibi bir ihtimal yok. Eurocup çünkü çok ciddi bir platform. Ve mutlaka çeyrek finale çıkmamız için 4 sayı fark atmamız lazım. Yani biz daha fazla atacağımızı düşünüyoruz. Ki zaten yani salon tıklım tıklım olacak. Biz mesela Yalova'dan geliyoruz. Yalova Üniversitesi olarak, Ultra Aslan Yalova oyunu grubu olarak geldik buraya Galatasaray'ı desteklemeye. Yani bunun başka yolu yok. Kazanacağız bu akşam. Yani Eurocup son 16 maçında Karşıyaka'yı eleyeceğimizi düşünüyorum. Sayı farkını ilk maçtan sonra burada avantaj sağlayıp eleyeceğimizi düşünüyorum yani. Vallahi maçı almaya geldik. İnşallah alacağız. Bir Türk takımla Eurocup'ta karşılaşmak gerçekten bizim için gurur verici. Yani ülke olarak gurur verici. Rakip takımı da en iyi şekilde ağırlayacağız. Maçı alacağız inşallah. Kesinlikle yeneceğiz. Yani orada yenmiş olmaları çok önemli değil. Biz Abdi İpekçi'yle kendi sahamızda onları rahat bir şekilde yeneceğimize inanıyorum. Biraz sağ etmenlerinden kaybettiğimiz bir maç oldu ama burada ben farklı alacağımızı düşünüyorum. Son periyoda bile kalmaz. Kesinlikle yeneceğiz. Birkaç arı yok Karşıyaka'mızdan. Çıkışı yoktur Karşıyaka'mızdan. Buradan kim çıkmış ki Karşıyaka çıkabilsin? Oradaki maç zor olmuştu. Onların taraftar desteğiyle. Bugün burada biz de elimizden geleni yapacağız. Takımımızın yanında olacağız. Bugün birlik ve beraberlik günü. Galatasaray adına biz de göreve hazırız. Çekişmeli bir mücadele bekliyorum. Karşıyaka da güçlü. Galatasaray da güçlü. 3 fark yedik. Hani çok taraftar desteğiyle bu maçı halledeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tribünlerde biletler satılmış duyduğumuza göre yani güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Zaten her zaman Ultra Aslan tribünüyle bize şey yapıyor yani büyük coşku veriyor. Tabii ki de bu maçta da her zaman göstereceğiz gücümüzü. Takım çok güzel. Tribünler dolacak inşallah. Heyecanlı olacak inşallah. Bayağı gürültülü bir tribün bekliyorum. Güveniyorum, taraftara da güveniyorum. Sporculara da güveniyorum. Çok iyi, daha çok dolacak. Dolu bir tribün bekliyoruz. Öylece daha fazla zevk alacağız. Kara borsada da bir sürü biletler düşmüş. Yolda gelirken gördük. Çok iyi bir maç bekliyoruz. Ya bizim desteğimiz her zaman belli. Aşağı yukarı her maça gelmeye çalışıyoruz buraya. Bayan erkek ayırmadan. Bugün de yine sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Tabii ki daha maça bir saat var. Tribünlerin full olacağını düşünüyorum. Her zaman Galatasaray taraftarı. Aynen. Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Tribünde nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Her zamanki gibi olacaktır yani. Sonuçta yine Türk takımıyla Avrupa'da karşılaşıyoruz. Ve çok mücadeleci bir maç olacaktır. Her zamanki gibi Ultra Aslan yine görevini yerine getirecektir. Atmosferin çok canlı olmasını umuyoruz. Zaten biz gelmeden önce otobüste, her yerde, yollarda Galatasaray taraftarının coşkusuna şahit olduk. Eminim sahada daha fazlası olacaktır. Beklentilerimiz Galatasaray taraftarının sahadaki oyuncuları etkileyeceği yönde. Muhteşem bir atmosfer bekliyorum çünkü Eurocup'ta çeyrek finalde, yarı finalde geçiş maçımız. Tüm tribünlerin tam olacağından eminim. Vallahi futboldan sonra basketbolda umudumuz. O da bunun göstergesi. İnşallah dediğim gibi bu atmosferle, yoğun baskıyla zorlu bir rakip ama alacağımıza inanıyorum. Zaten çok güzel bir atmosfer var, çok kalabalık. Bugün de salonun çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Biletler bile tükenmiş yani. O yüzden çok şanslıyız yani bugün. Öyle görüyorum kendimizi. Ultra Aslan varsın içinde. Tabii ki de mükemmel bir atmosfer olacağına eminim. Zaten burada Fenerbahçe'ye de yenilmiyoruz hiçbir şekilde. Karşıyaka'yı da burada hiçbir şekilde kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Güzel bir atmosfer, güzel bir baskı oluşturacağız. Zaten hani buranın olayı belli. Buradan gelen çıkamıyor. Yine öyle olur bu akşam. Zaten her türlü destekleriz biz takımımızı. Dolu full tribün, çakılıyız.
taraftar desteğiyle de bu maçı halledeceğiz. Zaten basketbola yoğun bir destek var. Hani bunun taraftar olarak da, yönetim olarak da bunu herkesin görmesi lazım. Yani bu maçı taraftar olarak alacağız. İyi oynadık yine. Bu maçta da 4 sayı farkla kazanmayı bekliyoruz. Tabii ki de büyük kara farkla yeneceğiz. Heyecanlı bir mücadele bekliyorum. İnşallah alacağız. Ben kazanacağımıza eminim açıkçası ve heyecanlıyız. Tabii ki büyük bir farkla yeneceğiz. Tempolu bir mücadele olacak bence. Çünkü diğer maçta da yaklaşık 3 sayı farkla yenilmiştik galiba. İnşallah burada taraftarla birlikte yenip bir üst tur atacağımızı düşünüyorum. Galatasaray ailesi olarak biz takımımızın her branşta yanında oluyoruz. Hiçbir branş ayırt etmeden gerek engelsiz aslanlar olsun, basketbol olsun, futbol olsun, amatör kulüpler olsun her türlü etkinlikte Galatasaray'ımızın yanındayız ve bu gerçekten sonsuza dek süreceğine eminiz. Galatasaray benim için yani hayatım, onu ifade edecek kelimeler yok. Benim hayatım yani, başka diyecek bir şey yok. Çok farklı bir duygu bence anlatılmaz yaşanır dedikleri şey gibi bir şey. Hani birçok anı biriktiriyorsun, birçok şeyde birlikte oluyorsun, beraber bir aile oluyorsun. Ve son olarak takımın 13. ismi, 13. isim 10 numaralı formasıyla 9 yaşındaki Yusuf Okur Galatasaray'la bir günlüğüne anlaştı. Yusuf şu anda abilerini selamlıyor, sahaya çıkıyor, tribünler onu ayakta alkışlıyor. Hava atışı yapıldı, ilk hücum şansı Pınar Karşıyaka. Lasme çabukluğunu kullandı, Iverson'a karşı avantajı onun da çabuk olması. Takımın her iki alanda da lideriydi. Keza 21 sayıyla da öyle. Eric McCollum kendisi buldu basketi. 14-10 yaptı skoru. Topu taşıyor rakip alana. Bu arada koridoru buldu. McCollum omzunu dayadı. Basket geçerli. Bir defa Eric McCollum tribünleri de coşturdu. McCollum bir an bekledi. 3 saniyelik isabet. Üst üste 3 üçlük. Farkı 9'a çıkardı Galatasaray. Şıl, Mitsov içeriği zorladı. Vladimir Mitsov basketi vuruyor. 37-32 fark, 15 maçtaki en büyük fark. Blake Şıl içeriye indirdi. Lasme'ye blok, Colton Iverson. Lasme süre dolarken basketi buldu. Bu kez Blake Şıl sıcak el. Blake Şıl. Carter 4 faulü var. Çok fazla yüklenemedi. Bu kez Chuck Davis. O da çift tanelere ulaştı. Yaklaşık yarım saat önce bu salon tıklım tıklım doluydu. Galatasaray Odaya Bank adını çeyrek finale yazdırdı. Taraftar hikayelerini bu hafta Abdi İpekçi'nin atmosferini sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yeni programlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.